Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Bir seri ödülü vlog çekemiyordum. Malum festival haftası başladı. Daha doğrusu festivallerin mevsimleri başladı arkadaşlar. Bugünkü konumuz da festival üzerine. Şimdi bu yolu tercih etmemin sebebi bugün şu. Hani benim konuşacak şu anda çok fazla şeyim var. Bu festivaller olsun, uzun yola çıkmalar olsun, grup sürüşleri olsun. O yüzden dolayı bu birazcık daha diğer hani diğer yola bir nebze daha uzun olan bu yolu tercih ettim ben. Şimdi arkadaşlar, festivaller bir kere sizin sandığınız kadar eğlenceli bir yer değilmiş. Yani ben en azından yani onu tecrübe etmiş oldum. Ve şöyle bir olay var. Festivaller arkadaşlar, yani festival ortamı sizin nasıl diyeyim ben hani yaşam tarzınızla alakalı olarak daha da kötü veyahut da bir nebze iyi olarak sonuçlanabilir. Yani o yüzden bu kısımlar tamamen görecelidir. Hani ona göre yorum yaparsanız sevinirim. Öncelikle ben en baştan başlamak istiyorum. Öncelikle bizim bu festivalden haberimiz yoktu. Aydın'daki sağ olsun bir arkadaşımız, benim de yakinen arkadaşım olur. Kendisi böyle bir festivalden bahsetti. Gelir misiniz dedi. Tamam gelirim dedi. Kendi arkadaşlarıma da söyledim. Hani en azından biraz kalabalık gidelim. Hem daha eğlenceli olmuş olur diye düşünmüştüm ki aslında yani çok mantıklı bir fikir değilmiş, onu anladım ben. Şöyle bir olay var. Arkadaşlar son dakikaya kadar mutlaka bir sıkıntı çıkaran oluyor. Ben onu keşfettim. Yani o yüzden benim size tavsiyem, eğer aklınızda bir yere gitmek ve arkadaşınızın davet ettiği bir yere katılmak varsa arkadaşlarınıza göre plan yapmayın. Çünkü ciddi anlamda hani son dakikalarda bile hani sinir bozucu olaylar yaşayabiliyor. Şöyle söyleyeyim, en büyük problem buradan gitseydik, burası daha kısaydı vesaireydi, vurdu zıvırdı. Yani rota konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. Tamam, ben bu arkadaşlara da hak veriyorum. Çünkü altlarındaki makine racing olduğu için biliyorsunuz uzun yollarda çok konforlu bir size yolculuk sunmuyor. Ama en azından yani madem ki bu durumdan bu kadar muzdaripsin veyahut da bu yolu gidemeyeceksin, yani gelmeyeceğim de hani en azından bir, ben de ona göre planımı, projemi yapayım. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar son dakikaya kadar sürprizlere hazırlıklı olun. Yani böyle bu şekilde grup olarak sürüşlere gidecekseniz ve özellikle başkası tarafından davetliyseniz ve sürüş rotası diğer arkadaşlar tarafından belirlenmiş ve siz onlara uyma konusunda teminat veriyorsanız kesinlikle ama kesinlikle oturun bu konuyu adam gibi konuşun, yoksa diğer türlü hoş olmayan sinir bozucu olaylar yaşanabiliyor. İkinci mevzu arkadaşlar, kesinlikle ama kesinlikle motosikletinizi, eşyalarınızı, eğer kamp yapmayı düşünüyorsanız ıvırdı zıvırdı falan ıngıl cıngıl eşya falan alacaksanız mutlaka ama mutlaka bir gün önceden her şey hazır olsun. Yani motosikletinize bağlayın onları, yola çıkmadan bir saat önce çıkın, bakın, bir daha bir kontrol yapın, bir eksiğiniz var mı yok mu, acaba bunu unutmuş muydum gibisinden şeylerle kafanızı yormayın. Orada bir hızlıca bir kontrol yapar geçersiniz. Eğer aynı gün, yola çıktığınız gün siz bu eşyaları hazırlamaya kalkarsanız şöyle söyleyeyim, siz rahat bir 3 saat kaybedeceksiniz, onu söyleyeyim. Bu da hoş olmuyor maalesef. Yani sabah çıkmanız gereken yola öğlen çıkabiliyorsunuz. Onun dışında yola çıktınız, her şey iyi güzel. Eğer konvoyda düşük CC sınıfında motosiklet varsa, yani arkadaşlar o arkadaşları çok geride bırakmayın.
Yani ben onu gördüm. Şey hoş değil yani. Yüksek CC motosikletler aldı başını gitti. Ki bunlar organize eden kısım, tayfa. Yani başta da söylendi böyle böyle aramızı fazla açmayalım diye ama daha dakika bir gol bir aradan 10 dakika geçmedi ki özellikle benim gibi skuter kullanan veyahut da yani küçük PCX normal standart skuter kullanan arkadaşların hepsi geride kaldı. Ne oldu? Ben onlara katıldım artık. Yani o arkadaşlarınızlar 150-160 civarında. Hani bir yere kadar ayak uydurabilirdim ama maalesef yani beni davet eden arkadaşlar, hani yakın arkadaşlarım geride kaldığı için ben onlara uymak zorunda kaldım. Yani grup sürüşü önemli. Bunu baştan konuşun mümkünse zaten en yavaş motosikleti en öne koyun. Üçüncü mevzu arkadaşlar artçı mevzusu. Uzun yola çıkıyorsanız yani artçınıza baştan söyleyeyim. Bak arkadaş böyle böyle sonuçta tamam mola veriliyor ama sürekli sabit hareket etmeden duruyorsunuz. Yani iron butt dediğimiz demir kıç muhabbeti sendromu yaşamasın diye arkadaşlar mutlaka yanlarında bir yastık gibi bir şey bulundursunlar ki onun üzerine otursunlar. Çünkü hele bir de artçınız eşiniz falansa hani o yol çekilmez arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ha bize bir dezavantajı olur mu? Olmaz ama artçı taşıyan arkadaşlarım bayağı bir başı ağrır, onu söyleyeyim. Yani hanımın dırdırından dolayı. Bunu bilin. Neyse. Ve yolculuk esnasında söylemek istediğim diğer son şey ise yani mutlaka yolu bilen birisi liderlik etsin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi grup sürüşü olmayınca herkes çil yavrusu gibi davranıyor arkadaşlar. Çünkü özellikle Aydın tarafında duruyorsanız bir yere gitmenin birden fazla alternatifi var. Bir bakmışsınız adamlar yok. Herkes birbirini farklı yerlerde bekliyor. Yani sinir bozucu bir durum. Benim yaşadığım birkaç ufak tefek sıkıntı oldu. Yani onları aktarayım ben. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir olay var. Uzun yola çıktığınız zaman benim gibi sinüzit hastasıysanız yani mutlaka ama mutlaka bir buff kullanın. Neden diyeceksiniz? Şimdi havalar malumunuz oldukça sıcak. Yani en azından burası için konuşayım. Burası şu anda 35-36 derecelerde geziyor. Şimdi kas biliyorsunuz kafanızı terletiyor. Ve kafanızın üst bölümünün neredeyse hava almasını imkansız hale getiriyor. Ve belli bir zamandan sonra hava alamayan o saç derisinin üst, yani kafatasınızın üst bölümü ağrı yapıyor arkadaşlar. Yani hem de o kadar sinir bozucu bir ağrı yapıyor ki anlatamam. Üstüne üstlük hani bir şekilde hava alsın diyorsunuz, kaskı biraz yukarıya doğru oynatıyorsunuz falan. Şimdi şımşırık ter olmuşsunuz. Bu sefer de içeriye hava girince arkadaşlar çarpıyor o hava size. Hani öyle böyle değil. Yani siz kamp alanına vardığınızda zaten böyle affedersiniz mal gibi oluyorsunuz. Yani bir şeyden haberiniz olmuyor. Böyle bilincinizin hani %70 yok. Hani sabah direkt kalkarsınız ya. Onun böyle baş ağrılı halini düşünün. Yani ben size öyle söyleyeyim. Ha bu arada yola çıkmadan önce dedim ki mutlaka yanınıza bir ağrı kesici alın arkadaşlar. Yani çok faydasını görürsünüz. Özellikle biraz etkisi kuvvetli bir ağrı kesici olursa iyi olur. Yalnız felaket bir rüzgar var. Bildiğiniz üzere önümüz Ramazan. Herhalde bir hafta kadar bir şey kaldı. Yani ben size kalkıp da şimdi oruçlu motosiklet kullanmayı falan demeyeceğim. Her sene olan klişe şeyler. Ama dikkat edin. Yani kendinizden emin değilseniz, kendinizi biliyorsanız binmeyin arkadaşlar. Hani olay sadece sizin dalgınlığınız değil. Şimdi aç olunca
kan şekeriniz düşüyor, refleksleriniz zayıflıyor. Tabii şey de var, siz deyiverin, hani sonuçta sadece siz oruç tutmuyorsunuz, araba sürücüler de var. Yani dalgın oluyorlar, hoş şeyler olmayabilir. Neyse, festival alanına vardık arkadaşlar. Dediğim gibi yani sizin yaşadığınız yaşantı standartları, yaşadığınız gündelik hayata yani veda etmeniz gerekiyor. Çünkü çok kalabalık bir ortamı yiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, benim gittiğim alanda 3000'e yakın, belki 3000'den de fazladır motosiklet vardı. Herhalde bir o kadar da şey vardı yani, çadır vardı yani, o derece kalabalıktı ki ben ömrümde ilk defa o kadar kalabalık bir hani şey motosiklet alanı gördüm yani. Şimdi yaşam tarzınıza niye uygun değil, şunu söyleyeyim. Misal benim gibi alkol almaktan nefret ediyorsanız veyahut da hani dini vecibeleriniz gereği hoş bakmıyorsanız bu işleri, bu tarz bu yerler size hoş gelmeyebilir. Ama bunu şöyle söyleyeyim, kalacak arkadaşlar için söyleyeyim ben bunu. Yani diğer türlü çok fazla, çünkü orada hani alkol alıp da böyle sapıtan adamlar olmuyor. Ben en azından onu gözlemledim. Şimdi festival alanı neden sandığınız gibi olmuyor? Arkadaşlar, birincisi yani yanınıza bir oraya giderken eğer birkaç günlük kalma gibi aklınızda proje varsa mutlaka ama mutlaka yiyeceğinizi içeceğinizi götürün. Yani ben şu bizim hani Türk esnafını cidden anlamıyorum ya. Ben de esnaflık yapıyorum ama ya arkadaş, sucuk ekmeği 8 lira veriyorlar. Tamam, büyük şehirlerde yaşayan bazı insanlar için 8 lira fazla olmayabilir ama yani şöyle söyleyeyim, sucuk ekmek diye aldığınız şey böyle adam hani sucuğu böyle üzerine gezdirmiş, göstermelik, o kadar hani böyle samuray böyle kılıçlarıyla mı kestiniz, ne yaptınız o sucuğu? Hani yok arkadaş, sucuğun tadını almıyorsunuz bile, ekmek zaten cücük kadar. Yani şöyle söyleyeyim, arkadaşımın eşi benim kilolu birisi değil. Ya diyor, ben doymadım ya dedi. Yani bundan ben dedi 2-3 tane yerim dedi. Yani o derece şey ve lezzetsiz, onu da söyleyeyim. Yani festival ortamı çok 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 şey pahalı oluyor arkadaşlar. Yani yiyecek, içecek aklınız olsun. Bizim avantajımız şuydu. Yanılmıyorsam Motovento arkadaşlar sponsor olmuş bu içecek kısmında. Gazoz, soda ve su ücretsizdi arkadaşlar. Ve sınırsızdı. Yani ben şok oldum. Hani o kadar alanda o kadar insanın hakkından nasıl geldiler, helal olsun dedim yani. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bedava olunca arkadaşlar öyle soğuk muğuk içemiyorsunuz. Böyle ateş gibi dışarının sıcaklığı neyse o şekilde artık yiyip içiyorsunuz. Bunu aklınızda bulundurmanızda fayda var. Ya dayı, götüme götüme giriyorsun, bari biraz hızlı gidelim. Ya felaket de rüzgar var şu anda. Halbuki birkaç gün boyunca hava iyiydi, güzeldi de. Gerçi açmaya başladı, ben çıktığımda hava bayağı bir şeydi yani, kapalıydı. Neyse, festival kısmından devam edelim. Dediğim gibi yani festival alanı çok pahalı arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Ya tamam, geç mal mısın desin ya, hızı düşürelim. Ya şu adamları var ya, şu kamyon kullanan şu zımbırtıları, bamperli mamperli falan diyorlar. Aga yani teröristten başka hiçbir farkları yok ya, vallahi de billahi de ya. Yani dediğim gibi ondan sonra ne var? Şimdi alan çok kalabalık olunca arkadaşlar, hani çadırlar dip dibe yani, aralarda şaka değil size 10 santim far yani şey pay yok. O derece dip dibe çadırlar var. Şimdi orada gece kalmayı düşünüyorsanız öyle böyle hani tek başınıza belki pek bir sıkıntı yaşamazsınız ama hani kız kardeşiniz olur veya sevgiliniz olur, eşiniz olur. Yani bence problem olur yani, sonuçta
bir özeliniz var. Yani dediğim gibi dışarıda böyle birazcık daha hani mütevazi bir hayat yaşıyorsanız siz biraz sıkıntı olabilir kalma konusunda. Şunu da diyeyim yalnız, eğer gideceğiniz yol 300 kilometreden fazlaysa benim sizlere tavsiyem, çadır kurmayacaksanız bile bir gece oralarda bir yerlerde konaklayın, dinlenin arkadaşlar. Çünkü festival alanında bayağı bir eğlence curcuna oluyor. Hani sadece yolun yorgunluğu değil, orada geçirdiğiniz vakitte de yani ciddi anlamda bir yorgunluk yaşıyorsunuz. Yalnız nasıl bir rüzgardır bu ya? Hani motosikleti şu anda bildiğiniz sola doğru kırarak kullanıyorum yani. Yani dediğim gibi arkadaşlar, cidden diyorum hani şu festival olayı tamam dışarıdan bakıldığında güzel gibi ama yani ya her şey ücretli, tuvalet ücretli, ücretsiz tuvaletler de var ama hani şöyle tuvaletiniz gelmeden bir yarım saat önce sıraya girmenizde fayda var. Yalnız beni şaşırtan şey şu oldu. Yani ücretsiz tuvaletler oldukça temizdi arkadaşlar. Ben şaşırdım. Aga yani teröristten başka hiçbir farkları yok ya. Vallahi de billahi de ya. Yani dediğim gibi ondan sonra ne var? Şimdi alan çok kalabalık olunca arkadaşlar, hani çadırlar dip dibe yani aralarda şaka değil size 10 santim far yani şey pay yok. O derece dip dibe çadırlar var. E şimdi orada gece kalmayı düşünüyorsanız öyle böyle hani tek başınıza belki pek bir sıkıntı yaşamazsınız ama hani kız kardeşiniz olur veya sevgiliniz olur, eşiniz olur. Yani bence problem olur yani sonuçta bir özeliniz var. Dediğim gibi dışarıda böyle birazcık daha hani mütevazi bir hayat yaşıyorsanız siz biraz sıkıntı olabilir kalma konusunda. Şunu da diyeyim yalnız, eğer gideceğiniz yol 300 kilometreden fazlaysa benim sizlere tavsiyem, çadır kurmayacaksanız bile bir gece oralarda bir yerlerde konaklayın, dinlenin arkadaşlar. Çünkü festival alanında bayağı bir eğlence curcuna oluyor. Hani sadece yolun yorgunluğu değil, orada geçirdiğiniz vakitte de yani ciddi anlamda bir yorgunluk yaşıyorsunuz. Yalnız nasıl bir rüzgardır bu ya? Hani motosikleti şu anda bildiğiniz sola doğru kırarak kullanıyorum yani. Yani dediğim gibi arkadaşlar, cidden diyorum hani şu festival olayı tamam dışarıdan bakıldığında güzel gibi ama yani ya her şey ücretli, tuvalet ücretli, ücretsiz tuvaletler de var ama hani şöyle tuvaletiniz gelmeden bir yarım saat önce sıraya girmenizde fayda var. Yalnız beni şaşırtan şey şu oldu. Yani ücretsiz tuvaletler oldukça temizdi arkadaşlar. Ben şaşırdım. Yani velhasıl gelen festival ortamı sizin sandığınız gibi değil arkadaşlar. Yani en azından ben o şekilde tecrübe ettim. Bizim amaç zaten festival değildi. O sadece bahanemizdi. Biraz yol yapalım diye düşündüm ben. Ya yol var ya, şaftı kaymış yolun, şaftı kaymış. Dikkatimi çeken bir husus neredeyse reisik makine yok gibi bir şeydi. Ama reisik makineyle de o kadar yol inanın bana çekilecek iş değil yani. Ya şöyle söyleyeyim, ilk belki 100 kilometre, 150 kilometre bir şekilde zevk alırsınız ama ondan sonra yani çile işkenceden başka bir şey değil. Ya umarım sesim adam gibi geliyordur. Şu anda muazzam bir rüzgar var. Bir de kafamdaki kamera böyle kafamı koparacak vaziyette. Şu andaki yani gördüğünüz gibi hızım 70 kilometre.
Bir sonraki videomuz beklenen şu tur camından gelen ses videosu arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Bu vlogu da tahminimce herhalde cuma günü falan yayınlarım. Neyse arkadaşlar, benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.